Zormuş. Evet, arka arka hep holdinglerden hareket ettik hakikaten. He. Çok şey enteresan. Doğan Holding açıkçası benim çok yabancısı olmadığım bir firma. Çünkü benim de mesela bu yılın başlarında hani orta ve uzun vadeli olarak da anlattığımda bir firma açıkçası. Ve hakikaten de güzel de bir kar şey. Yani 10,4 liralara falan ulaştı şu anda. Son bir yılda %292 gibi bir getiri elde etti. Güzel bir hani isabetli bir tercih yapmışız. Bunu buradan şey yapıyoruz, anlıyoruz. Piyasa değeri defter fiyatı tabii ben Doğan'ı ilk anlatırken birin altındaydı. 0,80'lerdeydi. Şu anda 1,53'e ulaştı. FK rasyosu 4,36. Yani ikisi de aslında sektörünün ortalamasının altında. Aslında mesela piyasa değeri defter fiyatı daha 6 aylıktayken 0,57'lerdeydi. Tabii yani yatırımcılar uyumuyor aslında. Yani büyük fonlar, büyük portföy sahipleri uyumuyor. Ucuz olan bir şeyi yakaladıkları zaman hemen yani alıyorlar. 0,57 piyasa değeri defter değeri Haziran'da olan şey şu anda işte 1,53'e kadar yükseldi. Mesela hemen alınmış. FK da mesela ikilerdeydi, iki seviyelerindeydi. Düşünün yani o kadar düşüktü. Şu anda ancak 4,36'ya geldi ki Doğan Holding'de de yine hani 6-7 FK'lar geçmiş ortalamalara göre gayet normal FK'lar. Buna göre bakınca da ucuz aslında. Bana göre gidecek yolu var. Otomotivde önemli bir yapılanma yaptığını ben izliyorum. Karel satın alımının çok taktiksel ve stratejik anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karel'de de bir bedelli ilan edildi. Doğan Holding'de o bedelli iştirak edecek. Orada çok önemli bazı yapılanmalar var ve Karel'in satın aldığı Daiichi satın almasının da eğlence yani araçlardaki eğlence yani müzik aletlerini yapan bir firma ve dünyada da yani lider bir firma. Onu satın aldı mesela Karel. Böyle çok çok önemli bazı şeyleri var. Bunun haricinde de TÜBİTAK'la yapılan çok özel bazı işler var. Yani hakikaten niş işler. Katma değeri yüksek ve inovasyonu çok yüksek. Böyle araçla ilgili, otomotivle ilgili de ürünler var. Onlar yavaş yavaş artık çıktıkça ortaya tabii Karel'de de bir değer artışı olacak. Ve oradan da Doğan Holding içinde bir şey artışı olacak. Enerji de büyüyor. Bu arada hani Galata Wind'de bir %3'e yakın bir hisseyi borsa dışında yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara sattı. Buradan yine bir nakit elde ediyor. Perakende de akaryakıt perakendesinde çok güçlü bir nakit akışı var. Mesela nakit akışı anlamında petrol istasyonları çok çok önemli Doğan Holding için ve son zamanlarda da ilan etti ana ortağı %49,66'sı Adil Bey Holding'e ait. Adil Bey Holding ile Doğan Holding çatısı altında bir birleşme yapacaklar. Bunu da ilan ettiler. Ve burada da tabii amaç herhalde bir sadeleşmeye gitmek. Burada da yani Doğan Holding'de çok önemli bir yapılanma var ve bu yapılanma sürdüğü müddetçe çok da güzel de bir verim alacak bunlarını ben tahmin ediyorum. O yüzden benim Doğan Holding'deki uzun vadeli olumlu fikrim halen daha sürüyor, devam edebilir. Ha, kısa vadede düzeltmeler olabilir. Şu anda mesela 22 günlük ortalaması 9 seviyelerinde. Hani oralara doğru bir gevşeme olabilir. Bu çok normal bir hareket olacaktır. Olursa da bence açıkçası alış için bir fırsat verecektir diye tahmin ediyorum. Peki, Zeynep.